Evet, Ramazan Özcan'la ilgili bir gizli tanığımız daha var. Bir hanımefendi var. O konuştu, o da bildiklerini anlattı. 12 yıl arayla kaybolan iki kadın. İkisi de aynı, birbirine eşit yani. Şey, nasıl ki de aynı durum? Lütfen iki de. Arkadaşından çarpıcı iddia. Kadını dövmüş, levyeyle kafasına vurmuş, öldü diye bırakmış. Bir tek sen değilsin. Bir tek sen değilsin, toprağın altına koyduğum. 2001 yılından bu yana haber alınamayan Şehnaz Kahraman'ın kaybıyla ilgili oldukça çarpıcı iddialarda bulunan ilkokul arkadaşının hedefindeki isim Ramazan Özcan'dı. Dokümanında komple Ramazan Özcan'ın telefonu çıkmıştı. En son gene o çıkmıştı. Ondan sonra kaybı çıktı ortaya. Ölüsü de bulunmadı, dirisi de bulunmadı. Korktukları için Ramazan Özcan'a hiçbir şey yapamıyorlar. Her şey yapacak bir insan. Şehnaz Kahraman'ın arkadaşı hem Ramazan Özcan'ın bir kadını öldüresiye dövdüğüne dikkat çekiyor, hem de o sırada sarf ettiği söylenen sözleri. Bir tane Azerbaycanlı kadını dövmüş, levyeyle kafasına vurmuş, öldü diye bırakmış. Kadına dediği şu: bir tek sen değilsin toprağın altına koyduğum kişi. Senin gibi kaç tane var demiş kadına. Hastanelik olmuş kadın. Hastanede bu ifade vermiş. Demiş böyle böyle Ramazan Özcan adını vermiş. Önce zaten Şehnaz kaybediyor. Ondan sonra bu kadın Azerbaycanlı. Sonra işte bu Lütfiye çıkıyor ortaya. Son aramalarda da zaten bu kişi çıkıyor. Ben Ramazan Özcan adını duyduğumda dedim ki inşallah şu Şehnaz olayı ortaya çıkar. Zaten pazara diye gidiyor kadın. Bir daha ses seda yok Şehnaz'dan. İkisinin ikisi de aynı. Birbirine eşit yani. Şehnaz'ınki de aynı durum. Son görünme onun, kaybı aynı an. Lütfen'inki de son aranan kişi o, kaybı o an. İki kadının da kaybı arasında hiçbir fark görmediğini belirten arkadaş, Şehnaz'ın ailesinin Ramazan Özcan'dan korktuğu için 20 yıldır genç kadına ne olduğu sorusuna bir yanıt alamadığına inanıyor. Bu taraf araştıramadı. Neden araştırmadı? Ramazan Özcan'a korktuğu için araştırdı. İki tane kardeşi var mesela. Tehdit edecekler. İşkence yapacaklar. O korktuğu için diyor ki bazen görürdüm diyor. Köye gelip gidecek. Hayır. Korkmasın ama Murat desin ki ben hurdayı da ona veriyorum desin. Korkmasın yani. Bu kadar geldi yani, Müganlı'ya çıktığından geldi. Müganlı'nın yanında korkmasına hiç gerek yok. Murat'la aslında Ramazan hurda işi yapıyorlar mı birlikte? Mesela topluyor Murat. Mesela ona götürüp veriyor. Artı bak bir de şöyle bir şey söyleyeyim ben. İçi götürmeye mesela Boğazköy'den bir tane şey geliyor. Adam geliyor mesela şeye. Özeyla'ya. Adamın işi geç bitiyor. Saat 11'de 12'de gidiyor köye. Ramazan Özcan görüyor bu aşağısı. Diyor ki sen ne yapıyorsun burada? Bu adamın peşine düşüyor dövmeye. Bunun önünü kesiyor, bunu dövüyor. Bu adamı hastanelik yapıyor. Çok tehlikeli. Aşırı tehlikeli. Siz yani Ramazan'da hurda işi mi yapıyorsunuz? Ben hurda işi falan yapmadım Ramazan'da. Hurda işi falan yapmadım Ramazan'da. Ben 2012'de kendi dükkanım vardı. Büyük hurda dükkanım vardı benim. Ben kendi tek başıma yapıyordum. Onlar Esenyurt'a gelme 2005-2016 mı ne? Zaten 2014'te ben dükkanı kapattım. Ondan sonra seyyar satıcılığa başladım. Ben hayatta Ramazan'la hurdacılık ne yapmadım. Peki tanıyor musun? Ramazan'ı köyden biliyorum ben. Aşırı bir bildiğim yok. Siz hiç bugüne kadar Ramazan'a gidip de niye sen konuştun Şehnaz'la demediniz mi? Hiçbiriniz demediniz mi aileden? Vallahi ben bir şey demedim hiç, bilmiyorum. Tamam, siz demediniz. Aileden hiç kimse demedi mi? Bu kadının kocası var. Evet. Üç tane çocuğu varmış giderken işte biri verilmiş falan filan. Yani ceviz kabuğundan çıkmadı ya yani. Yani sonuçta bu kadının bir akrabası, eşi, dostu bilmem nesi Ramazan'a gidip de yani sen niye konuştun bu Şehnaz'la demediniz mi? Demediniz. Onları ben bilmiyorum. Yani, büyükler dedi mi gitti mi bilmiyorum onu. Tamam, küçükken bilmiyordun, artık büyüdün. Evet. Tamam, şimdi büyüdün artık, konuştunuz, öğrendiniz artık kim dedi kim gitti dedi falan. Artık biliyorsun ya, artık büyüdük ya. Evet. Tamam, şimdi artık büyürken yıllar içinde gördük bazı şeyleri, öğrendik ya, onu soruyorum yani. Hiç kimse gitmedi. Bir şey demedik. Demedim. Yani olayı duyduktan sonra. Neymiş? Ramazan'ın bu telefon görüşmeleri falan işin içine Ramazan girdiğini de duyunca. Evet. Gidip de Ramazan'a, ya Ramazan bizim bu hanımdan bir haber yok ama en son seninle bu kadar konuşmuş. Aranızda ne gibi durum var? En son ne zaman görüştün? Ne bilgin var falan diye en azından bir bilgisini dahi sormadınız mı? Ben sormadım. Büyükleri bilmiyorum. Sen sormadın, siz sordunuz mu? Ben de sormadım. Sormadın? Evet, sormadım. Yani... Neden dolayı? Çekindiğiniz için mi? Hayır, ben öyle bir şüphe duymuyordum ki, ben burada olduğumdan, onlar köyde olduğundan öyle benim aklıma bir şey gelmiyordu.
Hayır kardeşim. Ya. Yani şimdi sormamanız için ondan çekindiğiniz de yüz yüze gelmek, yan yana gelmek istemediğiniz için mi? Yok, yoksa hayır. Başka bir şu anda anlatmadığınız başka bir takım durumlardan dolayı mı? Her şeyi bilsem ortada anlatırım. Her şeyi ben burada öğreniyorum. Her şeyi. Ama şimdi kardeşim sen en son yani bu hanımın en son benimle telefonla konuştuğunu veya benim avukat yazaneme geldiğini duysanız ondan sonra da kaybolsa beni arayıp da ya Rahim Bey bizim hanım en son senin yazanene gelmiş. Ondan sonra da yazaneden çıkıştan beri bir haber alamadık. Ne oldu? Bir şey mi anlattı? Aranızda bir şey mi geçti? Yahut sana bir şey mi söyledi diye benden bir şey sormak ihtiyacını duymaz mısınız? Ya sormadık. He? Sormadık. Sorarsınız. Sormadık diye. Sormamışlar. Yani böyle bir ihtiyaç duymazsınız. Bir şey diyemiyorum kaç. Müge Hanım. Bir şey diyemiyorum o zaman. Halamın kızının anlattığı hamiyetin. O zaman sormadınız da bugün ne aklınıza geldi geldiniz buraya? Biz çağırdık. Aradan 20 sene geçti. Biz çağırdık köyden arayınca. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ya. Bu kadar bu kadar insan ilgisiz olur mu kardeşim? Bu kadar insan yani nasıl susarsınız? Eşiyle ilgili bilgiler nerede? Genç bir hanımefendi. Canım biz çağırdık onları. He? Dün ben anlattım ya. Evet. Biz Ramazan Özcan'la konuştuktan sonra... Şehnaz Hanım'ın işte bak işte bir tanesi ilkokul arkadaşı, bir tanesi köyden bizi aradılar. Dediler ki böyle böyle bir durum var. Bizim 20 yıl evvel de bizim buradan bir tane kadın kayboldu. Yine evet, o zaman Ramazan'da evet, konuşuyordu. Biz de onun üzerine ailesine ulaştık. O yüzden diyorlar biri kardeşi tamam, biri yeğeni. Tamam onun üzerine geldiler tamam, de. Yani eşi de yeniden mi evlenmiş? Bana bir şey veriyordu. Susmalarına bir mana veremiyorum Müge Hanım yani. Bugüne kadar susmalarına, o günde ilgilenmemelerine... Arayıp sormamalarına. Ya ben size söylüyorum ya işte. Evet. Kadın kaçınca yani bu telefon konuşmaları da olunca erkeklerle onunla gitti diye düşünmüşler. Bir daha da aramamışlar. Peşine düşmemişler yani. Onu diyecek laf yok. Ama konuştuğu adam da ortada yine o adama kaçmadığını da anladınız da herhalde. Belli değil. Kaçma kaçmadı. Hayır hayır Ramazan'a. Evet. Ramazan ortada. Köyde görüyorsunuz. E belli ki o adama kaçmamış. Yanında değil o adamı. Ya o zaman bu kadına ne oldu diye bir düşünmek gelmez mi insanın aklına? Şimdi evet, kocasıyla ilgili söyleyeyim. Şimdi kaybolduğu gün Şehnaz Kahraman, Murat Türkmen'e yeğenim beni şehre götürür müsün diyor. Yani size. Evet. Bunun üzerine yeğeniyle birlikte gidiyorlar. Sonra sen dön geriye ben hastaneye gideceğim işlerim var demiş size öyle mi? Evet. Sonra akşam kadın geri dönmeyince evdekiler çıkıp kadını hastanelerde çevrede aramışlar. Ortalarda olmadı. Son arabaya binip dönmediği de anlaşılınca bir gün daha beklemişler döner diye. Bakmışlar iki gün yok. Sonra o sırada eşi İstanbul'da çalışıyormuş. Osman'a haber göndermişler. İlk başta doğruyu da söylememişler. Annen rahatsızlandı, imza atman lazım gel demişler. Bunun üzerine kocası da yola çıkıp Nevşehir'e gelmiş. Sonra geldiğinde bir önceki karısı kaçmış. Karın kaçtı diyorlar. Bunun üzerine hemen telefon dökümü için bir telefon faturası gelmiş. Bunun üzerine dökümü çıkarttıklarında dökümde Ramazan Özcan'ın telefon numarasını bulunca Ramazan Özcan'dan şüphelenip Ramazan Özcan bizim Şehnaz'ı kaçırdı götürdü diye düşündük demiş eşi. Hatta bu olaydan sonra Ramazan aradan daha birkaç hafta geçmemişti ki bu söylentiyi duymuş olacak. Bizim eve gel de Ramazan daha önceden biz geldi Ramazan. Daha önceden eve gelmezdi ama tanırdık birbirimizi. Çok görüşmesek de. Bir de uzaktan akrabanızmış. Ya kocasının mı uzaktan akrabası? Bizim değil. Kocasının o zaman. Ben kesinlikle eve erkek almadığım için daha önce hiç gelmemişti. Ramazan'a bu telefon dökümleriyle ilgili olarak ne konuştuklarını sormadım. Sorduysam da hatırlamıyorum. Ama o dönem için Ramazan geldiğinde aramasaydı kardeşim dedi. İstersen beni bıçakla ben ne yapayım dedi. Biz de başka bir adamla kaçtığını da düşünerek peşine düşmedik. O dönem için Ramazan'dan şikayetçi olacaktım sonra da vazgeçtim. Enteresan şeyler oluyor bu ülkede. Herhalde dünyanın her yerinde oluyordur da biz bu ülkedekileri görüyoruz enteresan. Yani geliyorsun İstanbul'dan Osman Bey bakıyorsun karın yok. Karın kaçmış diyorlar. Tamam kaçmış. İyi de kiminle kaçmış? Bir tane bir bakıyorsun bir adamla konuşmuş. Adam senin evine geliyor.
Adama demiyorsun ki sen niye benim karımla konuştun. Ya da hatırlamıyorsun deyip demediğini. Adam sana diyor ki beni aramasaydı karın diyor. Ben ne yapayım diyor. Sen de iyi o zaman eyvallah diyorsun. Adamı gönderiyorsun. Tabii ki göndereceksin de. Yani adam hakkında da bir suç duyurusunda falan da bulunmuyorsun. Yani benim karım bununla konuşmuş. Ortada yok. Benim karım 3 tane çocuğumun annesi nereye gider falan diye merak etmiyorsun. Vay 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 yani. Şimdi de yeniden evlendin. Bu konuyu konuşursak karınla aram bozulacak diye düşünüyorsun. Şimdi ne alaka yani? Böyle şey olur mu ya? Senin bence yeni eşin. Sen eğer bu konu hakkında bildiklerini anlatmazsan şimdiki eşinin sana demesi lazım ki. Osman, yani beni de bir gün birisi alırsa, öldürürse, gömerse sen beni de aramayacak mısın demesi lazım. Aynen. Bence zaten konuşmaman problem. Aynen. Ben şimdi senin yeni karın olsam derim ki Osman sen niye eski karının peşine düşmedin? 3 tane çocuğun annesi. Ya değişik değişik şeyler anlatıyorsunuz. Peki neden peşine düşmeden? Aslında Yaşar Kahraman anlatıyor. Yani Şehnaz'ın kayınbiraderi, Osman'ın erkek kardeşi. Bakın bir de onu dinleyelim. 20 yıl önce ortadan kaybolan ve yaşadığına dair hiçbir ize rastlanılamayan Şehnaz Kahraman'ın kayınbiraderi Yaşar Kahraman'la bir aradaydık. Telefon benim üzerime kayıttı. Benim üzerime kayıttı olduğundan dokümanını aldım. 1 milyar 200 milyon telefon faturası gelmiş. Bir baktık Ramazan Özcan. 240 görüşme dokümanda. Bundan bu yenge niye konuşur? Peki Ramazan Özcan o görüşmeler hakkında kendilerine nasıl bir açıklama yapmıştı? Bana dedi ki patates şu an şundan bundan konuştun. Bu kadar konuşur mu kardeşim? Borcun varsa bir kere gel iki kere gelirsin ararsın veyahut dedim. Bununla dedim bir iş var. Ve de şikayetçi olacaktık oldurmadılar. Abim de biraz ihmallı oldu. Böyle kaldı bu konu. Şehnaz'ın abinden destek görmedikleri için her ne kadar olmak istese de Ramazan Özcan'dan şikayetçi olmadıklarını da belirtiyor Yaşar Kahraman. Ortada bir telefon görüşmesi var. Niye görüşüldü? Neden görüşüldü? Nasıl arar bunu ilin kadını mesela? Ben davacı olacağım dedim. Karakola gittik. Yaşar şeye söyledim ben Yaşar Türkmen'e. Kardeşim ben bu adamdan davacıyım. Sen davacı mısın bacının için dedim. O dedi ki ben davacı değilim dedi. Köyde Ramazan Özcan'dan çekinirler mi? Biraz o yüzden mi şikayetçi olmak istemediler kendisinden? Sıkıntılar vardı. Millete göz korkusu verirdi. Yaşar Kahraman o dönemler 7 yaşlarında olan yeğeninin annesi Şehnaz'la ilgili bir şeyler bildiğini ancak küçük olduğu için bir türlü anlatamadığını da düşünüyor. Bazen rahmetli annem bir şeyler derdi bana oğlum. Bu çocuk bir şeyler söylüyor ben anlamıyorum derdi. Kuşkular hep telefonu gösteriyor bunu. İsa aslında babaannesine annesi Şehnaz Hanım'ın birileriyle görüştüğünü söylemeye çalışmış küçükken. Evet evet. Biraz aldatıldı gibi geliyor bana bu. Çocuklar bırakıp gidecek bir insan değildi. Kaçacak bir insan. Kışlığını hazırlar mı? Melemenini yapar mı? Yani niye gitsin? Ölü veyahut da diri. Adalet yerini bulması istiyorum ben bunu. Hiç olmazsa biz de rahat edelim. Millet de rahat etsin. Sağ olsun vallahi Yaşar Bey de yani. En azından aileden çıkıp böyle. En mantıklı konuşan yine. Kayınbirader yani. Peki kim bu? Ya şimdi siz az önce fotoğrafını gör, tanımıyor musunuz bu insanı? Ya şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi siz sonuçta Mustafa Bey'i buradan ayırıyorum ama Yasin de Nurullah da Duran da. Yani sonuçta siz bu kadının çevresinde olan insanlarsınız. Ve bu kadını bu adam arıyor. Aynı zamanda bu adam Ahmet Taşkın'ın da komşusu pazarda. Yani yan yana mıymış? Evet hemen önündeymiş. Ahmet Taşkın da tanıyor. Vallahi abla daha yeni görüyorum. Müge Hanım, şaşırdım Hamiyet'in yani. Vurdacı Ramazan dediği bu mu? Hı? Vurdacı biri demişlerdi yok. Ya vurdacılık mevzusu vurdacı geçiyor. Murat, vurdacı Ramazan. Hamiyet anlattı. Bab, annemin görüştüklerinin içinde vurdacı bilmem kim vardı, turşucu bilmem. Ramazan. Vurdacılık mevzusu vurdacı da Ramazan geçiyor. Da kadın değil, da söylüyor. Değil, bu değil. Bu değil. Vurdacı Ramazan bu değil. O bağlandı ya zaten görüştü ya Ahmet Taşkın dediğin babası. Bu patateci karpuzcu dedikleri işte ben bu işte. Ben bu da kafa karıştırıyor bu. Bence. Bu patatesçi. Bu hiç patatesçiye falan benzemiyor. Yani patatesci yani. Gibi tanıyamam da bir de yani. Arkada hurda şeysi var. Aynen bu adam. Bence hurdacılıkla bu alakası olabilir. Duymuş abi. Şimdi bakın arkadaşlar kimin patates satıp satamayacağı değil önemli olan ama. O adres. Benim aklımın almadığı patates şu. Adres. Yani patates, soğan ya da kavun, karpuz. Ya bir kere zaten bizle ilk bağlandığında da Ramazan Bey kavun karpuzdan bahsetti. Evet. Yani bu Nisan ayında ne kavun karpuz borcu seni kilometrelerce uzaktan getiriyor ve tabii ifadesi alınmış Ramazan Bey'in okudum bir daha söyleyeyim. Ramazan Bey'in ifadesi alınırken Ramazan Bey anlatmış böyle ama
Ramazan Bey'in daha sonra baz istasyonları Lütfiye'nin evinin orada veriyor. Yani Mustafa Bey'in baz istasyonuyla Ramazan'ın baz istasyonu aynı olduğuna göre, Mustafa Bey o gece alıp götürdüğünü söylediğine göre, demek ki Ramazan da orada. Şimdi Ramazan'ın başta bu baz istasyonları alınmadan bu ifade alınmış. Ama burada zaten diyor ki, burada bambaşka bir şey anlatıyor ifadesine Ramazan Özcan. Yani şimdi tamam, patates, soğan borcun var. Pazarda gördüğün zaman istersin. Ya da telefonla açarsın, istersin. Ama gece saat 11'den sonra kaçtaydı aramaları bana söyle. Gecenin saat bilmem kaçından sonra Nevşehir'in bilmem neresinden kalkıp, Boğazköy'den kalkıp, evet, patates, soğan borcu için oraya yol tepip, evinin orada aramanın ne gibi bir anlamı var? Ama gizli İşte ben bunları soracağım için Ramazan Bey, sen kaçtın stüdyodan da. Ama bunların cevabını bana vermesen de başkasına vermek zorundasın. Yani. Mikrofona söyle. Kaçta? Ya bu nasıl bir patates, soğan, kavun, karpuz borcu? 30 Nisan 2013 günü, yani olay günü 22.40 sıralarında Ramazan Özcan'ın Lütfiye'yi aradığında Boğazköy bazı verdiği biliniyor. İlk 22.40'da arıyor. Yani evet. Şimdi 22.40 gecenin saat 11'e 20 kalasında patates, kavun, karpuz borcu mu insanın aklına gelir? Daha devam ediyor. Daha devam da ediyor. Evet. Saat 23.12 sıralarında Aksaray Caddesi. Saatleri oku bana bir tek, evet. 23.18, 23.28 ve 23.31 sıralarında aramaları bulunuyor. Toplam 5 arama, son 3'ü Lütfiye'nin ikametine yakın baz veriyor Müge Hanım. Hani kalkmış oraya gelmiş sonuçta. Gece artık gecenin yarısı olmuş. Bana karpuz borcunu öde. Ya buna kimsenin inanması, kimsenin bunu kabul etmesi mümkün değil. Onu adres gösterse şey geliyor. Hayır, zaten bahana o saatte yani. Karpuz alacağı için telefon edilmez. Bırakın karpuz alacağını. Hatırınızı yani sormak için onlar. Dahi gecenin saat 23-28'inde, yani 11.30'da ben sizin hatırınızı sormak için arayamam. Yani. Gecenin o saatinde. Ben de zaten açmam. Gecenin o saatinde, yani çok acil bir durum olmasa ben en yakınlarımı dahi... İnsan endişe eder ne oluyor endişe diye. Endişe eder ya, bir şey mi oldu diye. Yataktan fırlar bilmem ne olur, şey olur mu olur. Ya bu hiç mantıklı bir şey değil. Bu araba. Bir için. De şimdi izleyelim, Ramazan Bey diyor ki, ben diyor Lütfiye'yi tanıyorum, yani yıllar içinde güvendim, işte böyle verdim falan filan bilmem ne, ama mesela Lütfiye'nin ne iş yaptığını bilmiyormuş. Kusura bakılmasın, ben buna da inanmam. Küçük yer orası. Herkes herkesi gayet iyi bilir. Orada duymayan tanımayan mı var yani? Herkes bilir. Allah İzleyelim Allah. Röportajını. Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla ortaya çıkan iç içe geçmiş olaylar zincirine bir yenisi de 20 yıl önce ortadan kaybolan Şehnaz Kahraman'la eklendi. Anlatılanlar ortak isimler çevresine şekillenirken iddiaların odağında kalan kişilerden biri de Ramazan Özcan'dı. Lütfiye Gündüz'ü ben pazarından tanıyorum. Karpuz alırdı, soğan patates alırdı, paramı verirdi. En sonunda beni aradı. Ramazan abi dedi, esnafla kartını verir misin? Ben de veririm abla dedim. Gel. Kartınızı neden istedi Lütfiye Hanım, sizin kartınızı? Beni arıyor. Akşam üstüne kavun karpuz şey bitiyor ya. O zaman diyor ki böyle böyle, sen bana hayır, ben gelip alıyordum. Ve de kamyon bitiyordu orada. Patates soğan da alırdı benden. Bunu aylık haftalık böyle öderdi. Aldım da en son 225 lira vardı, istedim. Köyden aradım. Bu adam benim aradığım 9 kilometre. Aradım da bana dedi ki, Ramazan abi dedi, 225 lira hem şeydim hem de dedi evde yaşayacağız. İkisini bir vereyim dedi. Ben 3-4 kere aradım. En sonunda postan oraya vardım bacım. Telefon çıkmadı. Kapandı. Ondan sonra ben de çektim. Pazar önüne gittim. Ondan sonra ben ailem aradım. Tekrar rahatsızlandım diyeyim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.